Efendim terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Operasyona ilişkin son detayları almak için biraz sonra Diyarbakır'a döneceğiz. Sevgili Melik Kaya'yı takip ediyorum. Bir taraftan hazırlıklarını sürdüklerini görüyorum. Operasyona ilişkin detaylar nedir? Özellikle Irak'ın kuzeyine harekat şu anda son dakika olarak ekranınızın altında. Hakurk bölgesindeki terör hedefleri vuruldu ve buna dair Genelkurmay tarafından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen görüntülerin detayları geliyor ekranlarınıza da. Onların detaylarını aktaralım size. Bu arada Melik Kaya da bize operasyonun ayrıntılarını anlatacak. Operasyon haberi biliyorsunuz Sirtillo'dan gelmişti. Bölgede sözde yetkililerden turuncu listede aranan Naif Maral'ın yakalandığı bilgisi vardı. Ve onun dışında şimdiki şu an görüntülerini izlediğiniz operasyonun ismi de Pençe Operasyonu. 27 Mayıs 2019'da yani dün Kara Kuvvetleri Topçu Bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugayımızla başlatılan bir harekat söz konusu. Yani karadan başlatılan bir harekatta söz konusu. Pençe Operasyonu planı çerçevesinde dün Kara Kuvvetleri Topçu Bataryaları önce atışları yapıyor. Daha sonra Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde komando tugaylarımızla bir harekat başlatıldığı bilgisi, haberi son derece önemli bir son dakika gelişmesi efendim. Malumunuz sürekli Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına, terör yuvalarına silahlı kuvvetlerimiz tarafından özellikle hava kuvvetlerinin yaptığı ataklar sürekli haber olarak geliyordu ekranlarınıza. Ama şimdi bir kara operasyonu söz konusu Hakurk'ta, ki Hakurk terör örgütü PKK'nın Kandil Dağı'ndan Türkiye'ye geçiş yönünde kullandığı yollardan birisidir. Önemli o kamp noktalarından birisidir. Sürekli operasyonlarda işte Hakurk'u, Avaşin Bastyan'ı duyarsınız, ZAP kampını duyarsınız. İşte Hakurk'a yapılan bir komando harekatı söz konusu. Karadan bir harekat söz konusu. Dediğim gibi Melik Kaya hazırlıklarını sürdürüyordu. Melik'e bırakayım sözü. Son detayları ondan alalım efendim. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik uzun bir süredir hava harekatları düzenleniyordu. Terör yuvaları an be an takip ediliyor. Bölgeden alınan gelişme görüntülerle birlikte de Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları bölgeyi belirlenen hedefleri ateş altına alarak imha ediyordu. Pençe operasyonu başlatılmıştı bir süre önce ve o operasyon kapsamında da yoğunlaşarak devam ediyordu operasyonlar. Tabii hava harekatları uzun bir süredir gündemdeydi. Hemen hemen her gün Türk Silahlı Kuvvetleri o noktalarda belirlenen hedefleri anında imha ediyordu. Bu operasyonların ardından bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi ve Hakurk bölgesi, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir kara harekatı da düzenlendi ve o noktada tespit edilen terör hedeflerinin topçu birlikleri tarafından ateş altına alındığı ve yine bölgede komandolarında operasyon yürüttüğü bilgisini paylaştı. Bununla birlikte artık Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik sadece hava harekatı değil, aynı zamanda kara operasyonlarının da başladığı ve bölgede operasyonların yoğunlaşarak devam ettiği bilgisi de paylaşılmış oldu. Hakurk bölgesi önemli, zira bölücü terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye sızma noktasında kullandıkları önemli geçiş güzergahlarından biriydi. Sürekli havadan izleniyordu. Keşif ve gözetleme araçlarıyla bölge yakın takibe alınmıştı. Hava harekatlarıyla o noktadaki terör hedefleri büyük ölçüde imha edildi ve yok edildi ve gerçekleştirilen kara operasyonuyla birlikte de topçu birlikleri o noktalarda belirlenen terör hedeflerini bu kez karadan vurdu ve komando birlikleri de o noktada arazi arama tarama faaliyetlerini başladılar ve gerçekleştirilen topçu atışlarıyla birlikte bölgede verilen zayiatın tespitine yönelik de operasyonlar başlatılmış durumda. Komando birlikleri artık arazide o noktayı karış karış tarıyorlar. Zaman zaman sıcak temas yaşanması da ihtimali çerçevesinde operasyonlar titizlikle yürütülüyor. Komando birlikleri alanda teröristlere göz açtırmama noktasında oldukça kararlılar. Pençe operasyonu bir süredir devam ediyordu. Hava harekatları yoğun olarak devam ediyordu o noktada. Sadece Hakurk'ta değil, aynı zamanda Avaşin, Bastyan, ZAP, Metina bölgelerinde hava harekatlarıyla
çok yakın takibe alınmış ve o noktalar sürekli gün aşırı olarak belirlenen hedefler hava harekatlarıyla imha ediliyordu. Ancak pençe operasyonu içerisinde ilk kez kara harekatı da düzenlenmiş oldu. Hakurk bölgesinde komando birlikleri de topçu birlikleriyle vurulan noktaların olduğu bölgelerde arazi arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Topçu birlikleriyle yapılan atışlar noktasında yapılan atışlar neticesinde verilen zayiatın da tespiti noktasında da komando birlikleri arazide yerini almış durumda. Operasyon genişleyerek devam ediyor o noktada ve Türk Silahlı Kuvvetleri zaten bir süredir terörün kaynağında bertaraf edilmesi noktasında Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını uzun bir süredir hedef alıyordu. Hava harekatları düzenleniyordu ve Türk savaş uçakları bölgede adeta kuş uçurtmuyor ve belirlenen hedefleri de anında imha ediyorlardı ve tüm bu operasyonların geldiği noktada ilk kez pençe operasyonu içerisinde kara unsurları da devreye girmiş oldu ve Türk topçu birlikleri terör hedeflerini ateş altına aldı ve o noktalarda imha edilmiş oldu. Komando birlikleri artık sahada, özellikle Hakurk bölgesinde komando birlikleri kara operasyonlarını yürütmeye devam ediyor. Tabii operasyonlar sınır ötesiyle sınırlı değil, aynı zamanda yurt içerisinde de operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Siirt'e bağlı Tillo ilçesi kırsalında operasyon yürütüldü ve tespit edilen iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldı ve sözde Şah Ömer Dağı, sözde sorumlularından olan terörist Naif Maral olduğu tespit edildi. O noktada da operasyonlar devam ediyor. Bir diğer operasyon noktası ise Batman. O noktada operasyonlar başlatıldı. Ancak operasyonların, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların ağırlık kazandığı, yoğunlaştığı nokta Irak'ın kuzeyi ve o noktada da Hakurk bölgesi. Zira bir süredir o noktalar terör yuvaları, savaş uçakları tarafından hava harekatı düzenleniyor ve o noktada tespit edilen terör hedefleri anında imha ediliyordu. Ancak çok önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı Hakurk bölgesinde kara operasyonunun da başladığını açıkladı ve o noktada Türk topçu birlikleri belirlenen hedefleri ateş altına alındı ve terör yuvaları bu kez topçu atışlarıyla vuruldu ve imha edilmiş oldu. Tabii bu topçu atışlarının ardından da komando birlikleri araziye girdi. Hakurk bölgesinde arazi arama tarama faaliyetlerine başladılar. O noktada operasyonlar devam ediyor. Yoğun bir askeri sevkiyatında olduğunu söylemek mümkün. Zira komando birlikleri zırhlı araçlarla o noktalara intikal ettirildi. Tabii hakim tepelere de helikopterlerle, askeri helikopterlerle özel birlikler indirildi ve artık operasyona, kara unsurların katıldığı operasyona topçu birliklerinden sonra komando birlikleri de katılmış oldu. Hakurk önemli, zira teröristlerin sınırdan sızma girişimlerinde kullandıkları önemli noktalardan bir tanesiydi. Hava harekatıyla o noktalardaki terör hedefleri büyük oranda imha edildi. Ancak kalan kırıntılar da kara unsurlarıyla birlikte imha edilmeye başlanmış oldu. Topçu atışlarıyla bölge yumuşatıldı. Belirlenen hedefler vardı, terör hedefleri vardı. Barınak, sığınak, silah mevzi ve depolar vardı. İşte o noktalar vurularak imha edilmiş oldu ve ardından da komando birlikleri pençe operasyonu kapsamında Hakurk bölgesine girdi ve o noktada şu anda komando birliklerinin yoğun bir operasyonu var. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Komando birlikleri araziyi karış karış tarıyor. Her an sıcak temas yaşanabilir. Tabii verilen zayiatın tespiti noktasında da önemli faaliyetler yürütülüyor ve o operasyonlar kapsamında da komando birlikleri araziyi aramaya, karış karış taramaya devam ediyor. Hakurk bölgesiyle sınırlı değil operasyonlar. Aynı zamanda Avaşin, Basyan, Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde de yine operasyonlar var. O noktalarda keşif ve gözetleme araçlarıyla yakından takip ediliyor. Ancak şu an itibariyle operasyonların karadan yoğunlaştığı nokta Hakurk bölgesi. O bölgede topçu birlikleriyle sınırda konuşlu bulunan topçu birlikleri havan obüs atışlarıyla birlikte o noktalardaki terör hedefleri an be an takip edildi. Çok ince hesaplamalarla birlikte o noktalar topçu atışlarıyla ateş altına alındı ve terör hedefleri bu kez karadan imha edilmiş oldu. Topçu atışlarının ardından da bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Sınırda konuşlu bulunan birçok üst bölgesi var. O bölgelerden de takviye birlikler sevk edildi. Aynı zamanda zırhlı araçlarla karadan birlikler ilerlemeye başladı. Tabii askeri helikopterler de
hakim noktalara özel birlikleri, komando birliklerini indirdi. Artık bölgede daha sıkı bir operasyonun yürütüldüğünü söylemek mümkün. Bu açıklamayı da Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Pençe operasyonu kapsamında kara birlikleri topçu atışlarıyla belirlenen terör hedeflerini vurdu, ateş altına aldı ve artık komando birlikleri de arazideki faaliyetlerine başlamış durumda. O noktanın artık teröristlerden tamamen arındırılması, terör unsurlarından tamamen arındırılması noktasında da geniş kapsamlı bir operasyon başlatılmış oldu. Operasyon bölgede devam ediyor. Bölge oldukça sarp, kayalık ve dağlık arazilerden oluşuyor. Tabii baharla birlikte bölgede ağaçlık çalılıklarında yeşillendiğini, operasyonların biraz daha zorlaştığını söylemek mümkün. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri tüm bu olumsuz şartlara ve sert iklim koşullarına, sarp arazi koşullarına rağmen bölgedeki operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor. Artık hava harekatları büyük ölçüde o noktada tamamlandı ki artık kara operasyonları başlamış oldu. Tabii Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları bu kara operasyonuyla birlikte daha yakından çembere alınmış oldu ve o noktada varsa teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve yine o bölgede tespit edilen silah mevzii, barınak, sığınak depoların da imha edilmesi için artık kara unsurları devrede. O noktalar ilk olarak topçu atışlarıyla ateş vurulmuş oldu, imha edilmiş oldu. Ancak şu an itibariyle komando birlikleri de arazide operasyona başlamış durumdalar ve o noktalarında teröristlerden arındırılması ve terör unsurlarının da yok edilmesi noktasında büyük, geniş kapsamlı bir operasyonun başladığını söylemek mümkün. Pekala. Melik Kaya'ya teşekkür edelim. Bir yandan da hem